Arkadaşlık, acı gerçekleri birbirimizin yüzüne söylemeyi gerektirir. Ancak bazı durumlarda arkadaşlar gerçekleri içine atıp yalan söylemek zorunda kalırlar. Kızlar, böyle abiyelerini yaptığım kadınlar bana diyorlardı ki, Yasemin Hanım ne takayım ne takayım, ben de anlatıyorum buna bu gider bunu. Dedim ki bir gün, kız sen buna nefes yoracağına otur kendin yap takı, kadınlara öyle ver dedim. Ondan da para kazan, aile bütçesine katkı. Kızlar bunlar satılır mı, güzel mi? Satılır. Değil mi? Hem de nasıl? Çok güzel, ben çok beğendim. Evet, ben de çok beğendim. Özellikle yani bu küpeye bayıldım. Bak çok güzel yani. Gerçekten mi? Biliyor musun? Bu benim en sevdiğim tasarımlarımdan. Evet. Hakikaten tasarım olduğu çok belli. Bakayım, dur takayım sana. Yalnız çok açtı seni. Evet. Yemin ederim bağlı rengi gözler ortaya çıktı. Elbiselerin yanında mı vereceksin bunları? Yok canım, verir miyim? Kızım zaten bu zor zamanlarımda bedava değil, parayla. Yani aile tabii ki terziliğin yanı sıra bunu yapıyorum. Esas mesleğim terzilik. Çok güzel olmuş. Satılır değil mi bunlar? Satılır, satılır tabii. Niye olmasın yani, alıcısını bulursan değil mi? Satılır tabii canım. Hatta ben şunları mesela almak istiyorum. Elif'e hediye edeceğim. Ne kadar naziksin Gülşah. Çok yakıştı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sanki seni düşünüp tasarlamışım bunu. O derece çok güzel oldu ya. Ben de şöyle bir üçleme yapıyorum ve bunu alıp Gülşah'a hediye ediyorum. Çok güzel oldu. Altına sen tak. İyi günler de. Sağ ol. Yalnız kızım, sanki bu paltoyu düşünüp tasarlamışım ben bunu. Kız. Yasemin, senin de hayatında hiç adrenalin bitmiyor vallahi ha. Ne oldu? Öyle gitmişsin sopayla Cemil'in emni basmışsın, İnci de sana silahla girişmiş. Biz o meseleyi kapattık. Çek git benim hususi arazimden. Defol. Ha, kapandı mı? Bu ne kız? Yasemin, kız sen Cemil abiyle yeniden kavga çıkar diye kendine cephanelik mi ayarladın? Yoksa tesbih işine falan mı girdin? Takı bu, takı. Yüksek bir moda ürünü. Hot kötür. Kendi ellerimle yaptım, anlamazsın sen. Satıp aile bütçeme katkıda bulunacağım ben, onurluca. Kızım, benden sana bir dost tavsiyesi. Bunları sen git Amerika'nın kırsalında filan sat. Anca oradaki Afrikalılar, işte ne bileyim, zenciler, menciler bunları alır. Irkçı. Boyalı saçıyla ırkçılık yapıyor, gördün mü? Ya Latife, yemin ederim ben bunca yıllık terziyim. Böyle bir kriz görmedim ya. Ya bakmadığım yer kalmadı, Kur'an çarpsın. Gitmediğim moda evi... Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Benim gibi kalifiye bir abiyeciye iş bulunamıyorsa bu ülke batsın. Batmış zaten bu ülke, ben sana söyleyeyim bu halde. Neyse tamam canım, ben sana haber veririm. Bana bak, Ayşegül de Türkan'a çok selam. Hadi öperim canım, bay bay. Hadi bakalım, bismillah. Oh, neyse, halim çıksın ilanım. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurucu. Hamur yoğurucu herhalde bu. Olmaz. Mutfak sektörü. Bizim Nermin'i bağlar o işler, ayıp olur ona. Onun sektörüne girme. Burada ne diyor? Diş, dişi azdırma. Bismillah. Allah belanızı versin sizin. Bir de gitmiş bunu ilanlı mı yapıyor? Tuh! Ha, dişli azdırma. Dişli azdırma ne ki acaba? Neyse, azdırıcı mazdırıcı o işler bizim olmaz. İnsan kaynakları. Bu ne diyor? Sekreterlik, halklı. Bu bak, bu bana göre. Hadi bakalım Allah'ım, ne olur doğru insanlarla karşılaştır. İtle uğursuzla karşılaştırma Allah'ım. Alo. Merhabalar efendim. Ben gazetedeki ilan için aradım. Evet tabii tabii, 9:05. Ben 9:05 kala gelirim. 5:05 geçe giderim. Tabii tabii, hiç o mühim değildi. Şey, maaşı ne kadar? Haftalık ücreti değil. Aylık mı? Ben üstüne size para vereyim isterseniz. Hayır, ben sizinle dalga geçmiyorum. Siz benimle dalga geçiyorsunuz. Beyefendi, sesinizi yükseltmeyin bence bana. Siz 4 kişilik bir ailenin asgari geçim ücretine biliyor musunuz acaba? Ya gidin Allah aşkına ya. Ülke gerçeklerinden bu kadar uzak. Bağırırım da kapatıyorum şimdi telefonu.
Kapatıyorum. Allah sizin cezanızı vermesin ya. Yasemin tamam sakin ol. Bismillah şimdi belayı falan karıştırma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.